Değerli Esport izleyenleri 3 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. 3 saniyede bu hafta ilk defa iki konukla sizlerleyiz. Konuklarımız Cenk Akyol ve Nazar Demir Akyol. Evet, hoş geldiniz. Bir ilki gerçekleştiriyorum şu anda kendi programımda ve ikinizle birlikte konuk alıyorum ve acayip heyecanlıyım açıkçası. Türkiye'nin en değerli voleybolcusu ve basketbolcusuyla inanılmaz güzel bir bölüm çekeceğimi düşünüyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın Deniz? Ben de iyiyim. Ben de her şey yolunda. İyi gidiyor. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. İkiniz de İstanbul'dasınız. Naz, seninle geçen hafta konuşmuştuk. Kamptaydın Fenerbahçe ile. Evet. Nasıl geçti? İyi gidiyor mu? Hazırlıklar nasıl? Güzel gidiyor. Keyifliydi. Bir hafta boyunca topuk yaylasındaydık. Dün akşam döndük. Yarın tekrardan İstanbul'da çalışmalara devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir sezon bizi bekliyor. Hepimiz meraktayız açıkçası. Evet, herkes yani her spor dalında zaten herkes şu anda inanılmaz meraklı. Nasıl olacak önümüzdeki sezon? Bu koronavirüs COVID-19'dan dolayı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi diye. Ama herhalde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şimdi öncelikle programın formatından dolayı ben geçmişe dönüyorum. İlk konu olarak ve sizin küçüklüğünüzde ikiniz de iki voleybolcu aileden yetişme, iki önemli sporcusunuz. Önce Naz, senden başlayabilir miyim? Nasıl bir gençlik yaşadın, nasıl voleybola başladın, ailen nasıl seni teşvik etti? Dediğin gibi annem babam, ikimizin de annelerimiz babalarımız eski voleybolcular. Ben açıkçası voleybola hiç sıcak bakmıyordum, hiç oynamak istemiyordum. O yüzden okulda voleybola başlamak yerine öncelikle atletizm yaptım. Sonrasında bir sene öyle kendimce bir basketbol oynadım ama şansı annem bir gün Eczacıbaşı'nda takım antrenörüyle tanışıyor. İşte klasik benim çocuğumuzun ne yapalım, ne edelim, nasıl yönlendirelim muhabbeti geçiyor. O da diyor ki getirin bir gün görelim. Annem de bana o gün soruyor gelir misin, gitmek ister misin diye. Ben de gelirim diyorum. A takım antrenmanının izledikten sonra ertesi gün diyorum ki tamam ben başlıyorum. O gün bugündür sahadayım. Evet, yani o gün bugündür Türkiye'nin en iyi pasörlerinden bir tanesisin. O gün bugündür sahadayım deyip geçme. Neyse Cenk, şimdi sana gelmek istiyorum. Sen bu arada şunu da seyircilere belirtmek istiyorum. Cenk Akyol'un babası Cem Akyol benim voleybol hocamdı ilk öğretimde. O yüzden ben Cenk'i bayağı evvelinden tanıyorum. Cenk, voleybola herhalde Cem hoca sayesinde başladın. Cem Akyol sayesinde başladın. Evet, ben de işte dediğin gibi annem ve babam ikisi de eski milli voleybolcu olmasından dolayı ilk başta böyle bir voleybola yönlendirildim. Ama bana çıktım. Ama bana genel olarak çok karışılmadığı için zaten baktım çok keyif almıyorum. Hemen uzaklaştım. Yani başladığım gibi bıraktım voleybolu. Ondan sonra basketbol oynamaya başladım. Basketbol daha eğlenceli, daha çok hoşuma gitti diyeyim. Ondan sonra da o yolda ilerledim. 8 yaşında da o zamanın adıyla Efes Pilsen kulübünde altyapıda basketbol oynamaya başlıyorsun. Doğru bir bilgi mi? Araştırdığım doğru kadarıyla. Ondan sonra da Efes'te A takıma yükseliyorsun. Şimdi biraz aynen Naz öyle. Senden affına sığınarak basketbol ağırlıklı bir konuşma gerçekleşecek. Gerçi sana da geçiş yapacağım. Çünkü senin hakkında da çok soru geldi. Sosyal medyada da duyurduğumda Cenk Akyol ve Nazar Demir Akyol konuğum olacak şeklinde duyurmuştum. Senin için de çok soru geldi. Ama önce biraz Cenk'in basketbol serüveniyle başlamak istiyorum. Yani Efes'te oynadığı yıllar, sonra Galatasaray, İtalya var, A milli takım var. Cenk, Efes'teki yıllarını nasıl özetlersin? Efes benim bütün çocukluğumun, gençliğimin, yetişkinliğimin ilk dönemlerinin geçtiği evim diyebilirim. Çok erken kapısından girip kariyerimin en uzun yani çok bölümünü, en uzun bölümünü de Efes Pilsen'de geçirdim. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Bir aile gibiydik. Bütün her şeyimizi paylaşıp, bütün sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, her şeyi beraber yaşadığımız bir gruptuk biz. Şöyle ki, o kadar yılın üstüne hala devam eden birçok arkadaşlığımız, abi kardeş ilişkilerimiz, kulüpteki işte çalışandan, masöründen, oyuncusuna, antrenörüne, genel menajerine, herkesin hala iletişimde olduğu
bir ortam vardı. Böyle bir ailenin de bir parçası olmak tabii ki çok büyük mutluluk verici. 3 sezon Galatasaray, ondan sonra bir sezon İtalya maceram oldu. Üstüne bir sene Beşiktaş. Zaten Beşiktaş'tan sonra da o sakatlıklardan sonra artık çok da erken başlamanın, yaşımın 30'a gelmiş olması bu kariyerimin sonlanmasıyla yani son sana buldu. Sana şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Çünkü gelen soruların çoğunluğunda şu var. Biz Cenk Akyol'u görmeyi çok özledik ve onu tekrardan sahalarda görebilecek miyiz? Tekrardan basketbol oynayacak mı şeklinde çok soru yöneltildi bana. Ama sen şu anda kariyerinin bittiğine dair kesin bir açıklama yapıyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Evet Deniz, bu da senin için özel olsun. Basketbolu bıraktığımı da buradan açıklamış oluyor. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi geçmişe geri dönecek olursak 2007-2008 sezonunda sen Galatasaray'a yani o sezon kiralık bir şekilde gittin. Ondan sonra Efes'e geri döndün. Ergin Ataman da Doğru. Efes'in koçluğunu yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ve 2009'da şampiyonluk yaşandı. Hatta 3 tane lig şampiyonluğu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası almıştın. 3 önemli şampiyonluk. Ondan sonra 2009'da 2005'te bu arada çok hızlı bir özet geçiyorum ama seyirciler için bu özeti geçmek zorundayım. 2005'te sen NBA draftına ikinci seçmeden 59. olarak Atlanta Hawks tarafından seçildin ve 2009 yazında da kamplarına gittin, yaz kampına gittin Atlanta Hawks'ta ve 2009'un sonunda da İtalya ile anlaştın. Şimdi 2009 senin Doğru. için anladığım kadarıyla önemli bir sezon. Kariyerin için de önemli bir sezon. Hatta 2010 Dünya Şampiyonası'ndan önceki, milli takımdan önceki sezon olduğu için de önemlidir muhakkak senin için. Hı hı. O dönem nasıldı senin kariyerinde? 2008-2009 sezonunu Efes Pilsen'le geçirdikten sonra dediğin gibi 2009-2010 senesi için Avellino'yla anlaştım. 2009 yılındaki Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na, milli takım kadrosuna o sezon çok az oynadığım için çağrılmadım. Bir sezonun daha böyle geçerse 2010'daki kadroda da olmayacağımın sinyalleri verilmişti aslında. 2009-2010 sezonu için İtalya'ya gitmemin bir sebebi de aslında buydu. Daha çok süre, daha çok sorumluluk alacağım bir takımda oynamaktı. Dediğin gibi ondan öncesi de 2005 yılında draft edildikten sonra aslında 2006-2007-2008 yazlarının çoğunu Amerika'da geçirdim. Ama en sonunda bu Amerika hayalinden aslında biraz vazgeçtim. Çünkü oradaki bu atletik seviye çok bana uygun gelmedi. Biraz da açıkçası gözümü korkuttu. Bundan dolayı mı vazgeçti? Yani vazgeçme nedeninin tamamen atletik seviyenin gözünü korkutması mıydı peki? Ya gözümü korkutması değil, bunu birebir tecrübe etmiş olmak. Yani tecrübe edip korkup vazgeçtim aslında. O yüzden hani şey değil, yani bunlar çok atletik, ben burada yapamam değil. Gidip birebir yaşayıp geri döndüğümde yok dedim, yani burası bana göre değil. Öyle bir karar almak durumunda kaldım. Sonra 2009-2010 Avellino senesi, üstüne de 2010 milli takım. Ondan sonra da işte demin söylediğim gibi bir 5-6 senelik bir serüven daha. Peki şimdi o döneme baktın, yani NBA'ye gitmemek senin için bir pişmanlık oldu mu? Olmadı. Şöyle o zamanki ortamla şu zamanki ortam bence çok farklı. Şu an işler biraz daha kolay demeyeceğim ama Avrupa'dan oyuncuların Amerika'daki kabul edilebilirliği daha fazla. Oyun da çok değişti o güne göre. O zamanki dediğim gibi durumla şu anki durum çok farklı. Şimdi olsa, yani şimdi tekrar o yaşlara geri dönsem, evet biraz yani ve şu an içinde bulunsak, evet daha fazla şansımı denerdim ama o zamanın şartları şu anki gibi değildi. O yüzden bir pişmanlığım yok. Ya zaten Bogdan Tanyevic'in de dediği gibi fundamental'ı en iyi olan oyuncum şeklinde senin için açıklama yapıyordu. Sen bir yıldızdın, hala yıldızsın yani geçmişteki Teşekkür maçlarına ederim. Bakıldığında öyle. Ya yani öyle, hakikaten öyle. Fundamental'ın zaten maçlarda performansında çok iyi bir şekilde aşikar ve belli. Peki İtalya'daki serüvenini nasıl açıklarsın? Yani İtalya yılı senin kariyerinde nasıl bir etki yarattı? Avellino çok küçük bir şehir, 60 bin kişinin yaşadığı, sen de bilirsin.
Evet. Az çok tahmin de edebiliyorsundur. Belki hiç yolun düşmemiştir Ali'ye ama ki Yok, bu da çok düşmedi. normal. Yani çok normal zaten. İtalyan nüfusunun çoğu zaten Avellino'nun nerede olduğunu bile bilmiyordu büyük ihtimalle. Yani benim için sadece basketbol oynayabileceğim, sadece basketbola konsantre olabileceğim. Dediğim gibi 60 bin kişinin yaşadığı, basketbola çok değer verilen küçük bir şehirdi. İlk birkaç hafta çok zorlandım. Çok erken yaşta bu tecrübeyi edindiğim için. Ama daha sonra alışınca insanlar da çok sıcakkanlı, çok yardımcı oldular. Hiç o güne kadar almadığım sorumlulukları alabildim. Güzel bir sezon geçirdim. Hatta Güzeldi yani benim için. 23 maçta 11,8 sayı ortalamasıyla oynamıştın. Onun da altını çizeyim buradan. Peki İyiymiş. Avellino'dan sonra Galatasaray ve Efes dönüyor ve Galatasaray'da yaşanılan 2013 sezonunun sonundaki şampiyonluk. O şampiyonluk, ya bir de şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen Ergin Ataman'la çok yıllar boyunca çalışmış bir oyuncusun. Ergin Ataman'ın sistemini nasıl özetlersin? Ergin abi bir oyuncudan %110 performansı nasıl alabileceğini çok iyi biliyor. Kendine göre yöntemleri var. Dediğim gibi yani bir yolunu bulup size iyi oynamayı öğretiyor. Öğretmeyi de geçtim. Sizi iyi oynamak zorunda bırakıyor. Bu 12 kişiye, takımdaki bütün herkese aynı şeyi yansıttığı zaman da sonuçta başarılı oluyor. Yani bu çok basit. Her oyuncunun yapabildiği şeyleri en iyi şekilde yapmasını sağlıyor. Tabii doğru söylüyorsun. Evet, güzel sezonlardı senin için. Bir de 2010'daki dünya ikinciliğini sana sormak istiyorum. O dönem nasıldı? Ya o dönemi hatırladığında nasıl hatırlıyorsun? Yani o rüya gibi bir dönemdi zaten. Yani o turnuvanın başlangıcı, bitişi böyle her şey o kadar çok hızlı oldu ki çok güzel günlerdi. Bütün ülke bir oldu. Herkes bizim maçları izledi. Herkes çok fazla destek oldu. Finalde de Amerika maçı. Yani Amerika'ya kaybedince de Amerika değil başka biri olsaydı biz o gün dünya şampiyonu olurduk. Ama yapacak bir şey yok. Yani çok güzel tarihte yerini aldı. Bizler için de güzel hatıralar olarak kaldı. Naz, sen o maçı izliyor muydun? Yani muhakkak izlemişsindir de o İzledim. maçta neler düşündün final maçında? Bu Cenk niye hiç oynamıyor bu maç demiş. Valla biz neredeyse dışarıda salonun dışında bilet arıyorduk. Bilet bulamamıştık. Ama tabii ki yani Amerika'ya karşı oynadıklarını bildiğiniz zaman az çok da sporu biliyorsanız yani çok yüksek şans verilmediğini bilerek izledik tabii ki. Ama gene de ilk yarı bayağı yakın kafa kafaya gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani o dünya şampiyonu, diğer bir O aşaması. 2014. Evet. Sonuçta çok büyük bir başarı elde ettiler. Bütün Türkiye hop kalktı onlarla beraber. Ki basketboldaki başarı voleyboldan daha fazla ses getiriyor. O yüzden Türk sporu adına çok gurur verici bir süreç yaşandı. Peki neden basketboldaki başarı voleyboldan daha çok ses getiriyor dedin az önce? Bence medyada daha çok yer buluyor basketbol. O yüzden voleybolun basındaki yeri çok daha az. Erkek basketbolunun çok daha fazla. O yüzden bu çok normal. Evet, doğru söylüyorsun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama voleyboldaki yaptığınız başarılar da özellikle hatta şimdi olimpiyatlara gidiyoruz Türkiye olarak ve sen de bu başarının en büyük mimarlarından bir tanesisin. Şimdi ben biraz da şimdi Naz Akyol'a geçmek istiyorum. Naz Aydemir Akyol'a. Altyapıda Eczacıbaşı'nda başladın öyle değil mi voleybol kariyerine? Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank ve Fenerbahçe şeklinde ilerledi diye araştırmalarım bu yönde. Voleybol senin için hayatına neyi ifade ediyor? Bu soruyu 2 yıl önce sorsan çok daha farklı bir cevap verebilirdim. Samir'den önce. Bundan 2-3 sene önce benim için hayatım merkeziydi. Yani Cenk'e de sorsanız maç kaybettikten sonra somurtuk bir suratla eve gelip bayağı 2-3 gün maçı düşünüp takılan bir oyuncuydum. Ama şimdi Pamir'den sonra biraz daha spor konusunda daha rahatladım açıkçası. Çünkü sporun bir oyun olduğunu fark ettim. Eskiden hayatımın merkezindeydi. Şimdi sadece sahadayken hayatımın merkezinde. Bu da çok normal bir değişim diye düşünüyorum ve bu değişimden de keyif alıyorum şu an.
Evet doğru. Şimdi Pamir'den konu açılmışken Pamir'le resimlerin, Pamir'le videoların sen sahadayken yani başarılardan sonra alınan galibiyetlerden sonra Pamir aslında öyle bir voleybol camiası, spor camiasında öyle bir çocuk ki hepimiz Pamir'e bayılarak izliyoruz. Pamir'e bayılıyoruz, fotoğraflarına bayılıyoruz. Pamir'i ileride bu soru da bana geldi. Bir basketbolcu baba ve voleybolcu anne olarak ileride spora yönlendirmeyi düşünüyor musunuz profesyonel anlamda? Yani biz yönlendirmesek de şu an yönlenecek gibi duruyor. Çünkü top gördüğü zaman ya bilardo bile, golf bile onları taklit edip yapmaya çalışıyor. Ama belki şu an erken çocukluk dönemidir. İleride hiç tercih etmez. Bilmiyoruz. Bakalım ne isterse biz arkasında duracağız anne baba olarak. Evet. Cenk neler bilmiyorum ama. Cenk sen ne diyorsun? Ben de yani ben şu an ne diyeyim zaten. Yok illa sporcu yapacağız diyeyim. Şey zaten diyemem de. Yani şey... Ne isterse onu yapacak. Yani spor yapmak isterse yok oğlum sporcu olma bunu ol tabii demeyeceğiz. Sporcu olmayacağım derse de yok illa spor yapacaksın da demeyeceğiz. Sonuçta kendi hayatı, kendi vereceği tercihler, yapacağı tercihler kendi bilir yani. Ya ben şimdi çok önemli bir soru var sizin nasıl tanıştığınıza dair. Çünkü benim için ve çoğu kişi için aslında sporla alakası olan çoğu kişi için bence Türk spor camiasında en yakışan ikilisiniz. Yani şu anda benim favorimsiniz ve bir numaralı ikilimsiniz. Cenk Akyol ve Naz Akyol nasıl tanıştı? Bir önceki beraber yaptığımız röportajda ben anlattım. Bu sefer Cenk'in gözünden dinleyelim. Tamam olur seve seve. Şimdi şöyle sene kaç? Seneyi hatırlamıyorum çok önce. Ben lise 1'e gidiyorum. Naz o zaman orta 2. Orta 2 mi? Ortalık okudun mu? Hayır. Orta 1. Orta 1. Evet, i̇şte tamam. Naz sürekli bizim kata çıkıyormuş, notlar tutuyormuş, defteri varmış. Ama benim hiç haberim yok tabii bunlardan. Sonra yıllar geçti, ben Naz'a ulaşmaya çalıştım bir arkadaşımız vasıtasıyla. Naz tersledi beni, dedi ki ne dedi biriyle haber yolluyor dedi, kendi evet. Gelip bir şey konuşamıyor mu dedi. Evet, çok doğru. Ondan evet. Sonra aynı şeyi bir daha yaptım. Ondan sonra yine aynı cevap gelince dedim ki yok artık dedim daha ne. Peki. Ondan sonra baktım olmayacak. Bir gün bir maçtan sonra Naz'a mesaj yolladım. Tebrik ederim maçı kazanmışsınız diye. Ondan sonra da bir akşam buluştuk. Bir yemek yedik. Evet, öyle sonra de. Sonra evlendik. Evet, sonra Pamir doğdu. Pamir işte. Oldu. Bu haldeyiz işte ondan sonra. Ama bu tabii özeti aynen ama bu çok kısa ama. Peki. O dönem neler çektiğimi bir ben bilirim yani. Peki şimdi yani bir voleybolcu eşin olmasının zorlukları neler Cenk? Öyle başlayayım, soruya öyle gireyim yani. İlişkinin güzelliklerinden önce zorluklarını sormak istiyorum. Yani ben de spor yaparken şey zor oluyordu yani... İki antrenman, çift antrenman olan günlerimiz, deplasmanlar, geldik, gittik, o oldu, bu oldu. Yani çok fazla beraber vakit geçiremediğimiz haftalar oluyordu açıkçası. Peki. Evet. Peki, yok şeyi sormak istedim. Şimdi zorluklar öyle. Tabii vakit geçiremiyorsunuz, beraber olamıyorsunuz ama sezonun mesela bir gününü nasıl geçiriyordunuz? Bunu boş ver. Evde yemek yok. İşte, açlıktan ölüyorum. Eve vallahi. Kim gelirse yemek yok öyle değil. Yani şey yorgun oluyoruz tabii. Yani evde Pamir'den önce gelip televizyonun karşısında herkes yorgun. Normal antrenmandan çıkan insan ne yapıyorsa biz iki tane antrenmandan çıkan insanın yaptıklarını yapıyoruz. Yemeğimizi yiyip televizyonumuz, dizi, film artık, sinema neyse günlerimizi geçiriyorduk. Ama şey... Kolay değil tabii yani bu kadar antrenman temposunun içinde birbirine vakit ayırabilmek, evet. Maç oluyor, maçta moral bozukluğu, biri kazanıyor, biri kaybediyor. Ben kariyerimin sonunda sürekli kaybediyorum, ben mutsuzum, Naz maç kaybetmiyor, çok mutlu, herkes böyle. Evet orayı dengelemek herhalde biraz zor oluyordur ikiniz için de yani zor olmuştur. Ama şimdi sen basketbol oynadığın dönemde Naz'ın maçlarına gidebiliyor muydun veya Naz seninkilere gelebiliyor muydu? Gidiyordum. Naz da benim en son ne zaman 2000 Beşiktaş maçına hiç gelmedi. Geldim. Geldi mi Beşiktaş maçına? Yani bir tane Beşiktaş maçına gelmiştim.
Peki böyle spor camiasında sizin başınıza gelen... Bir tane Beşiktaş maçına geldi. Bir tane geldi tabii Beşiktaş'ta. Gelme değil. Tamam ben gelme diyordum da yani bir tane maça geldi sonuçta. Peki spor camiası... Ama ben Naz'ın her maçına gidiyordum. Lige çıkma maçlarını Ankara'ya geldi. Doğru. Geçen sene oynadığımız bütün maçların, bütün Ankara deplasmanlarına geldi. Lige çıkma maçlarına. Doğru. Hakkını yemeyeyim. Benim de kucağımda bebekle geldim. Aynen öyle. Yaranamadım. Ya Naz, onunla alakalı sana bir soru geldi ama onu en son soracağım. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu kadar böyle spor camiasının içindesiniz. İkiniz de etrafınız sporcularla çevrili, koçlar, antrenörler, menajerler. Böyle başınıza gelen çok komik bir anı var mı ikinizin? Birlikte olduğu bir yerde, restorandadır, maçtadır, oradadır, buradadır. Benim hatırladığım yok. Valla benim, şimdi biraz düşünsem çok çıkar benden de. Ya çıkar muhakkak. Aynen. Şimdi ilişkinizi hatta ilk dönemlerde öğrenenler, tepkiler, yani komik ve başınıza gelen bir anı varsa ben merak ediyorum şu an. Yani bir hafta mı oldu, ne oldu? Daha hani evet. Kendi arkadaşlarımız biraz çok biliyor. Benim ailem bilmiyordu. Bir yerden çıktık akşam, yani şu kadar uzunlukta bir objektifle fotoğrafımızı çekiyorlar. Ben de hiç yani daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Benim de yok bu arada. Bir anda öyleydim. Saçlarım öyle, yani internette fotoğraflarım var, rezalet. Yani genel ertesi gün sorsan yapmam ama o an öyle bir şeyle karşılaşınca saçma bir tepki veriyorsun. Evet, yani o gazetede görüp niye böyle yapıyorlar acaba diyen yani dediğimiz insanlar gibi. Naz böyle bir baktım, kafayı böyle aşağı inmiş, saçlar böyle kafanın üstünde. Ne yapıyorsun dedim. Ne bileyim niye böyle bir anda böyle yaptım. Ne yapıyorsun? Güzel. Peki. Tabii bir hastalık, ertesi gün bizim evimiz geldi. Evet. Ondan sonra işte nişandı, düğündü derken her yine şey. Bu haldeyiz. Ve Pamir dünyaya geldi. Evet. Şimdi Naz'a birazdan sonra yönelteceğim. Cenk, şimdi basketbola tekrardan geri dönüyorum. Basketbol döneminde, basketbol oynadığın dönemde senin için en parlak sezon hangi sezondu? İtalya'da oynadığım sezon ve 2012-2013 Galatasaray sezonu diyebilirim. Galatasaray sezonu diyebilirsin. Peki Naz, senin için voleybolda şu an, yani aktif oyuncusun ama şu ana kadarki en değerli maç diyeyim, en değerli karşılaşma diyeyim hangisi oldu? Ya tek maç söyleyemem, çok fazla var. Ama yani en taze olduğu için belki bu son olimpiyat elemesindeki Polonya maçını söylerim. Evet, son olimpiyat, o inanılmaz bir maçtı ve tüyler diken diken zaten hala düşününce. Şimdi Tokyo o için... O maçı Apeldoorn'da kucağında Pamir'le izleyemedi. Evet, Pamir bütün maçları uyumadı. Son Polonya maçı uyuyacağı tuttu. Maçı izleyemedim orada ben de. Şimdi Tokyo için hazırlıklar ne vaziyette, nasıl gidiyor? Vallahi en son biz de, yani sizin bizi televizyonda gördüğümüz zaman bir araya geldik. Hollanda'da. Bu yaz hiç bir araya gelip antrenman yapmadık. Seneye tekrardan Mayıs ayında bir araya geleceğiz. Evet. Peki şimdi Fenerbahçe'ye de ben geçmek istiyorum. Fenerbahçe nasıl? Şu anda voleybol önümüzdeki sezon için programı açarken de söyledim. Hani ne olacağı belli değil. Avrupa turnuvaları olacak mı, olmayacak mı? Yani sizin önünüzdeki fikstür nasıl şu anda? Yani şu an aslında hepimiz için biraz tedirgin edici bir süreç var. Yaklaşık bir ay oldu biz antrenmanlara başlayalı ama yavaş yavaş diğer takımlardan testleri pozitif çıkan oyuncular olduğu haberleri geliyor. Bir takım neredeyse şu an karantinada, antrenmanları durdu. Nasıl bir protokol izleneceği belli olmadığı için de bizler oyuncular olarak aslında biraz tedirginiz. Ne olacağını bilmiyorum. Kurallar ya da neler yapılacağı netleşince biraz daha belki içimiz ferahlayacak ama sonuçta risk altında olan bir meslek grubuyuz. Maskeyle çıkıp da spor yapamayacağız. Yani sonuçta başka işi yapan biri maskeyle hayatına devam edebiliyor ama bizim öyle bir şansımız da yok. Neler olacak? Hepimiz birlikte göreceğiz. Evet. Cenk, sen peki basketbol için ne düşünüyorsun? Euroleague, Eurocup, bunların oynanma ihtimaline karşı sence nasıl bir tablo bizi bekliyor? Bence ligler başlayacak ama bir yerde de durmak zorunda kalacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani hepimizin takip ettiği gibi durum ortada. Hani bir dönem daha çok iyi olmayacak gibi gözüküyor ama bakalım göreceğiz. Yani bu tabii benimki hiçbir bilimsel şeye dayanmadan sadece tahminim ve hani öngördüğüm şey bu. Evet. Umarım öyle olmaz tabii ki.
Ama dediğim gibi hani bir yerde yine bir şeyler olacak gibi gözüküyor da umarım en az şekilde zarar görüp de bu işin içinden tekrardan çıkabiliriz. Evet, doğru söylüyorsun. Ya Cenk, bir de sana şeyi sormak istiyorum. EuroLeague ilk 5'ini sorsam sana şu anda. Hatta geçtiğimiz sezon olarak sorayım. 2019-2020 sezonunda EuroLeague ilk 5'ini yap desem kimler olur? Larkin, 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 Dunstan, bir de işte oraya bir tane daha böyle bir uzun kutu mu koyalım? Şeye, Brandon Davis koyalım. Üç Larkin, bir Dunstan, bir Üç Brandon Larkin, Davis. bir Dunstan, bir Brandon Naz, sen takip ediyor musun Euroleague'i? Davis. Naz beş tane Sen beş Larkin Larkin diyecek. koyarsın. Larkin her yerde. Hiç takip Evet. edemedim. Larkin, evet, iyi bir oyuncumuz. Artık Türk'te olduğu için iyi bir oyuncumuz diye ona hitap ediyorum. Şimdi şöyle ki, Cenk ve Naz, bana sosyal medyadan gelen sorular var sizin için. Cenk, senin sorunla başlıyorum. İlk soruyla Peki. başlıyorum. 2013 yılında şampiyonluk sonrası bir televizyon kanalı ile ilgili talihsiz bir olay yaşandı. O günler ona neler hissettirdi? Kim tutuyor sormuş bu soruyu ve sen bu soruyu hiç Kimi sordunuz? Tabii ki söyleyemem. Sana Tamam. sonra ben söylerim kimin sorduğunu, isim Tamam veririm. Cevap söyle. vermek istemezsen, cevap vermeyebilirsin. Yok, cevap verebilirim. Yani o gün yaptığım hareketten dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bugün de sokakta yürürken çok kişi gelip yanıma Cenk seninle gurur duyuyoruz. Kimsenin söyleyemediğini söylemeyerek yaptım dedi diyorlar. O yüzden yani zaten verdiğim tepki belli. Tepkinin ne olduğu belli. O yüzden dediğim gibi hani çok fazla da üstüne konuşulacak, tekrar yorum yapılacak bir şey değil. Üstüne herkes bir şey söyledi çünkü. Kolay bir süreç değildi yani ikimiz için de, Evet, özellikle Cenk sürecin kolay olup olmadığını soruyorsunuz eğer. Kolay bir süreç değildi tabii. için. Çünkü çok değişik tepkiler yani iyi tepki değil. Benim gibi düşünen insanlar olduğu kadar benim gibi düşünmeyen insanlar da var. Bu da çok normal yani sonuçta. Dediğim gibi yani ben hala bugün sokakta yürürken dediğim yaptığımın da arkasındayım. Ya verdiğim tepkinin de çok anormal, saçma sapan bir tepki olduğunu da düşünmüyorum. Sadece konuşmama hakkımı kullanıp konuşmak Yalan istemediğimi söylediğiniz belirttim. şekli yani mikrofon atma diye bir şey olmadı sadece. O Ya biraz işte. böyle hani konuşmama hakkını kullandı kendisi. Evet, doğru. Tamam, bu arada bu soru herkes tarafından merak edilen bir soruydu. O yüzden yöneltmek istedim. Şimdi bir tane de backup sorusu da hazırlamışım. Hani buna cevap vermek istemezsen diye. Tamam. Neyse, onu sormuyorum çünkü zaten sordum. Bir daha parkelere geri dönecek mi diye. Ona cevaplamıştın. Şimdi ve inanılmaz fazla Galatasaray taraftarından mesaj geldi. Galatasaray onun için ne anlam ifade ediyor diye, hatta Ultra Aslan adı altında bir sürü zaten sayfa var da sayfanın son şeyini söylemeyeceğim, sayılarını söyleyeceğim ama Ultra Aslan grubundan bir mesaj. Galatasaray onun için ne anlam ifade ediyor? Çok uzun seneler sonra şampiyonluk yaşadık. Yani 23 sene sonra Galatasaray Basketbol Ligi'nde tekrar şampiyonluğu benim de bulunduğum senede yaşadı. O sene çok güzeldi. Ondan önceki 2008-2009 kiralık gittiğim Galatasaray sezon da benim için çok güzeldi. Orada da Euro Cup'ta sanırsam o zaman Evet. Final Eight oynanıyordu. Evet. Yarı finalle kalmıştık. Taraftarla beraber çok güzel günler geçirdim. Özellikle tekrar söyleyeceğim o yaşadığımız şampiyonluk senesi. Bir sonraki sene o oynanan final serisindeki taraftarın desteği, kulübün tutumu çok güzel günlerdi. Benim için her zaman taraftarın ve kulübün yeri ayrı olacak. Evet. Güzel cevapların için çok teşekkür ediyorum Cenk. Ben Şimdi Naz'a teşekkür ederim. dönüyorum. Naz, dediğim gibi sorun tek soru fakat uzun bir soru ve çok merak Bir de edilen bir zor soru. sorular haberin olsun. Ona göre hazırlıklı ol. Çok güzel bir soru. Hem anne olup hem bu kadar güçlü olup hem de bu kadar başarılı olmanın sırları nelerdir? Cevap kısa, bilmiyorum.
Yani gerçekten yaşarken çok kolay değil mesela. Anne olmadan önce anne olan sporculara yani olayın ne denli zor olduğunu fark etmeden aslında izliyordum. İşin içine girdikten sonra yani duygusal anlamda çok zor. Yani antrenmana gidiyorsunuz, evet keyif alıyorsunuz 2-3 saat ama eve koşa koşa dönüyorsunuz. Daha önceden bir sürü deşarj olmak için yaptığınız şeyleri bu sefer oğlunuzla yani çocuğunuzla geçireceğiniz zamandan çalmamak için tekrardan eve geri dönüyorsun. İşte şimdi en son kampa gittik. Cenk arabayla geçirdi. 3 gün benimle kaldı. Pamir tekrardan geri döndü. Çok kolay olmuyor açıkçası. Ama bir sırrı var mı? Çok sağlam bir destek ekibi bence bu işin sırrı. Yani Cenk, annem, onların desteği olmasa özellikle Cenk'in. Belki ben bugün şu an oynuyor bile olmayabilirdim. Çünkü yapabilir miyim ya, yapmasam mı? Nasıl olacak derken hep Cenk ittirdi arkamdan, yaparsın bir şekilde, yaptığın bunca zaman bir şey olmaz, hadi hadi diyerek. İşin sırrı Cenk değil. Evet. Yok öyle değil, o öyle, ben o zaman burada gidiyorum biraz. Naz biraz bu konularda farklı. Naz yapacağım dediği şeyi kafasına koyduğu zaman yapıyor. Yani Avrupa şampiyonu olacağım diyorsa Avrupa şampiyonu oluyor. Olimpiyatlara götüreceğim takımı diyorsa olimpiyatlara kalıyor o takım. Yani bu tabii ki bir takım sporu yapıyor ama bu takım sporunun içinde takıma etkisi ve bireysel disiplini o kadar üst seviyede ki bazen ben hayret ediyorum. Yani hatta kendisine diyorum ki yani bunları böyle böyle yapıyorsun ama bir yerde herhalde patlayacaksın. Böyle devam etmez diyorum. Ne zaman böyle desem bir tane daha fazla bir şey yapıyor. Ben de diyorum ki vallahi kusura bakma ben bu sefer olmayacak diye düşünmüştüm ama helal olsun, tebrik ederim diyorum. Devam ediyor. Ondan sonra bir sonraki hedefi koyuyor kendine. O hedefi koyuyor, o hedefe ulaşıyor. İşte çocuk doğuracağım dedi. Çocuk Pamir doğdu bizim oğlan. Oğlan doğduktan sonra olimpiyat elemesi oynayacağım. Ya dedim bak kolay olmaz öyle, çocuk doğurduktan sonra olimpiyat elemesi, o kadar temponun içine bir anda tekrar girme, o kadar zaman top oynamadın. Derken olimpiyat elemesinde Avrupa şampiyonasında Pamir benim kucağımda, nasıl sağda top oynuyor falan. Yani böyle bakıyorum nasıl oluyor bu süreç, nasıl gelişiyor acaba kafasında diye merak ediyorum. Dediğim gibi yani kafasına koyduğu şeyi çok çalışarak, anormal bir disiplin, her şeyine dikkat ediyor. O yüzden ben artık şaşırmıyorum. Çok yani onun için çok normal bence yani o bu. Ya, kafa biraz şey, bizim gibi çalışmıyor onun kafası bu konuda. O kadar güzel ikiniz de anlattınız ki aslında şöyle bir durum da var. Şimdi o kadar çok genç kız seni takip ediyor ki Naz, senin gibi olmak istiyor. Voleybol oynayan, basketbol oynayan fark etmez. Çünkü sen spor, Türk spor kültüründe çok önemli bir figürsün, kadın figürüsün. Onlara bir mesaj göndersen nasıl bir mesaj olurdu bu? Yani ne yapmaları lazım? Nasıl bir yol izlemeleri lazım? Senin gibi disiplinli, özverili, başarılı bir kadın olabilmek için. Yani bunu nasıl diyeyim? Spor bence bir kız çocuğunun kendi ayakları üstünde kendini yetebilmesini sağlayabilen en önemli şeylerden biri. Kendine güvenmesini sağlayan, sağlıklı olmasını sağlayan, bir şeyler için çabalamayı öğreten en önemli şeylerden biri benim hayatımda. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu illa spor olmak zorunda değil, sanat olabilir. Bir kız çocuğunun kendisini mutlaka beslemesi gerekiyor. Eğitim hayatını mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Günümüzde şu an yaşanan birçok olumsuz şeyler var kadınlar, kız çocukları adına. Bunların son bulması için öncelikle zaten kadınların ve kız çocuklarının bir şekilde yaşadıkları hayata sahip çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Umuyorum ki şu an zaten günümüzdeki kadınlar çok daha bilinçli, çok daha farkındalığı yüksek çocuklar yetiştiriyorlar. Kız erkek fark etmez. Önümüzdeki günlerin de çok aydınlık olacağını umut etmek istiyorum sadece ben. Evet, evet. Umarım ben de öyle umut etmek istiyorum bir kadın olarak. Ve şunu da ben altını çizmek istiyorum. Naz, seni takip ettiğim kadarıyla çok da kitap okuyorsun, geziyorsun, görüyorsun. Yani vizyonun aslında çok da geniş bir sporcusun. Bu da çok önemli bir şey. Kitap okumak, gezmek, görmek, bunların hepsi önemli bir şey ve insanın sanatçı, az önce dediğin gibi sanatçı, sporcu olması fark etmez. Sadece kendine çok şey katmak, kendini çok geliştirmek demek. Peki Cenk, sen altyapıdaki, Efes altyapısında, Galatasaray altyapısında, Fenerbahçe
Fenerbahçe altyapısındaki ve daha birçok spor kulübünün altyapısındaki çocuklara nasıl bir mesaj yollarsın? Şöyle, önlerinde bir kere zorlu bir süreç var ama bu süreç içerisinde hiçbir zaman vazgeçmemeyi, zorluklarla karşılaştıkça o zorlukları aşabilecek kendilerine bir yol bulmalarını sağlamaları gerekiyor. Bunun tek bir yolu var mı? Hayır. Bunun yüzlerce yolu var. Ama en önemlisi kendi buldukları yol. Kendi doğrularından hiçbir zaman vazgeçmeden, koydukları hedefe doğru planlarını bozmadan devam etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi yani çok kolay bir süreç değil. Belki o takımda 14 kişi var. O 14 kişiden sadece bir tanesi çok büyük takımlarda top oynayacak, performans gösterebilecek. Geri kalan 13 tanesi de kendi hayatlarına dair başka bir şeyler yapacaklar. Ama bu yaşadıkları süreç boyunca o değişecek yollara girdikleri zaman bu yaşadıkları onlara hep yardımcı olacak. Bu yaşadıkları zorluklar hep problem çözmelerinde yardımcı olacak bu gençlere. Dediğim gibi zorluklarla baş edecek kendilerine mutlaka bir yol bulmalılar. En sonunda güzel günler göreceklerdir ama dediğim gibi kolay olmuyor. Çok çalışmaları gerekiyor. Herkesten fazla istiyor olmaları gerekiyor. Hiçbir zaman da unutmasınlar. Yanındaki takım arkadaşı da aslında bir rakip. Karşı takımındaki oyuncu da ona bir rakip. Hayatın genelinde olduğu gibi hep bir şeyleri yenmek, hep bir şeylerin önüne geçmek için çaba gösterecekler. Evet. Yani benim için çok güzel bir bölümdü. Umarım siz iç, yani siz de keyif almışsınızdır. İlk defa. Deniz, çok güzel, çok zor sorular ha yani. Gerçekten mi? Vallahi. Sen bunu diyorsan bir şey söyleyeceğim. Sen bunu diyorsan demek ki gerçekten zordur sorular. Evet, çok zor yani. Ama bak şimdi yıllar takımlar bunların hepsini gerçekten çok araştırdım. Hani ikinize de birleştirmek için dediğim gibi ilk defa iki konu kaldım ama o kadar güzel yaptınız ki ikiniz de bu bölümü. Size çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Umarım stüdyoda da ağırlarım. Umarım Pamir de gelir büyüyünce veya istediğiniz zaman. Pamir iyi mi bu arada? Pamir'i biraz da bize programı kapamadan önce Pamir'den bahsedebilir misiniz? Nasıl bir çocuk? Şu an yani az önce konuşuyorduk, durmuyor. Yani durmuyor, konuşması durmuyor, hareketi durmuyor. Durmasın zaten, çocuk dediğin hareketli olur evet. diye avunuyoruz aslında biraz ama gerçekten enerjisi çok yüksek bir çocuk. Akıllı bir çocuk, duygusal zekası da çok yüksek. Evet. Kendi çocuğumuz diye demiyoruz ama. Kendi çocuğumuz diye demiyoruz ama evet. Ya. Zorlanıyoruz da ama çok keyifle onun büyümesine eşlik ediyoruz. Umarım bir gün maça gelirim. Pamir'le de bir röportaj yaparız hatta. Hep beraber de böyle mahalle. Gelebilecek mi bilmiyorum. Seyircisiz oynayacağız herhalde bakalım. Ya o 2023, 2024 gibi o yıllardan bahsediyorum evet, zaten. Evet, Pamir de iyice zaten biraz, Pamir biraz akıllanmış olur. O zamana kadar da bin dolu halleri bitmiş, biraz sakinlemiş olur. O zaman rahat rahat dediğin gibi olabilir. Tekrardan çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için, 3 saniyenin konukları olduğunuz için. Şahane bir bölümdü. Umarım tekrardan karşılaşırız, tekrardan röportaj yaparız, güzel bir bölüm çekeriz. Kendinize dikkat edin. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Tekrardan dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Değerli Esport izleyenleri, haftaya tekrardan şahane konuklarla ve şahane konularla karşınızdayız. Esport'ta kalın.